Merhabalar. Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı basın toplantısında HDP milletvekillerini hedef alarak terörist ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin bu çıkışına HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste söz alarak Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt vermişti. Verdiği yanıt sonrası MHP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hakaret etmiş. Daha sonra mafya lideri Alaaddin Çakıcı yaptığı açıklamada Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu açık açık tehdit etmişti. Konuya ilişkin HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bir basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısında Alaaddin Çakıcı hakkında açıklamalarda bulundu ve Alaaddin Çakıcı hakkında harekete geçeceğini duyurdu. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklamalarını hep beraber izlemeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Alaaddin Çakıcı hakkındaki açıklamasını hep beraber izleyelim. Devlet Bahçeli yaptığı konuşma üyelerini neredeyse terörist ilan etmiş, Kandil'e gidin demiş, her türlü ağır hakareti yapmıştı ve bu arada da şahsına da yönelik ağır hakaretler ve iftiralarda bulunmuştu. Buna karşı mecliste de biz de karşı bir eleştiri yaptık ve Devlet Bahçeli'yi eleştirdik. Siz lideri, organize suç örgütünden mahkum edilmiş Alaaddin Çakıcı'dan geldi. Manidardır. Boşuna değildir. Bir ülkede bir siyasi parti liderinin hukuk devletinin çatısı olan, her şeyin baş iskeleti olan devletin kurumlarının kapatılmasını istemesi olacak hadise değildir. Bu kurumların demokratik hukuk teamülleri çerçevesinde seçilmiş yöneticilerine ağır hakaret ve iftiralarda bulunması olacak şey değildir. Seçilmiş milletvekillerini terörist ilan etmesi olacak şey değildir. Bu üsluba gereken cevap verilir, hak bildirilir. Ve biz de bunu yaptık. Karşılığında hakaret içermeyen sözlerimizden dolayı organize suç örgütü liderliğinden mahkum edilmiş bir kişiden hakaret ve tehdit aldık. Biz bu tehditlere boyun eğseydik bu yollara çıkmazdık. Herkes bunu bilsin. Herkes bunu bilsin. Biz demokrasi diyoruz, hukuk diyoruz, insan hakları diyoruz. Tehditlere, hakaretlere, küfürlere de boyun eğmeyiz. Cümle alem bunu bilsin. Bunlara boyun eğseydik bu yollara çıkmazdık. Bunlara boyun eğseydik vekilken hapse girip zulüm çekmezdik. İşi idare ederdik. Ama boyun eğmedik. Tüm gerçekleri söylemeye çalıştık. Bu ülkede ihlaller var dedik. Çıplak arama var dedik. Kürtlere, Alevilere, din ve vicdan özgürlüğünden muzdarip olanlara, KHK'lılara zulüm var dedik. Tüm bunların bedeli de vekilimiz düşürüldü cezaevine. Olsun. Biz bu bedeli öderiz dedik. Çıktık. Yine vekilliğimize devam ettik. Hak ararken haksızlık da yapmadık. Bakın bunu da söyleyeyim. Ben hak ararken haksızlık yapılmasın diyen bir insan. Biz insan hakları çerçevesinde konuşuyoruz. Kimseye küfür de etmeyiz. Ama haksızlık yapana da haddini bildiririz. Haksızlık yapana da gerekeni cevabı veririz. Bunu da söylemiş olalım. Fakat ülke öyle bir halde ki, başta Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorum, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya söylüyorum. Bu ne haldir? Bir siyasetçi organize suç örgütü lideri tarafından tehdit edilmekte, hakarete uğramaktadır. Bu ülke nasıl bir ülkedir? Halkın iradesini yansıtan bir milletvekiline yönelik bu ifadeler karşısında nasıl olur da susuyorsunuz? İnsan hakları savunucuları ve hak arayıcıları yanımızdadır. Allah'a şükür kendilerine çok teşekkür ederim. Halkımız yanımızdadır ama biz şunu herkes bilsin ki mücadeleyle hakkı hakikati üstün tutacağız. Küfre, hakarete, darba, aşağılamalara,
her türlü kötü söze karşı biz güzel söz söylüyoruz. Güzel söz söylüyoruz ve kötülüğe karşı iyi sözle, güzel sözle cevap veriyoruz. Evet, eleştiri hakkımızdır. Sonuna kadar da söyleriz. Ve bu ülkede siyasi liderlerin Anayasa Mahkemesi ve üyelerine yönelik ağır hakaretlerini, bana ve diğer siyasetçilere yönelik ağır hakaretlerini de kesinlikle kabul etmeyiz. Ülkede demokrasi hakim olacaktır. İstediğiniz kadar bağırın, çağırın, hakaret edin, iftira edin, tehdit edin. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Hakkı hakikati söyleyeceğiz. Mazlumların, zulme uğrayanların, garibanların yanında olmaya devam edeceğim. Bu dünya hayatı çok uzun değildir. Biz çıkarlarımızı değil, ilkelerimizi ön planda tutan insanlarız. Bunu da herkes çok iyi bilsin. Biz konu hakkında gereken suç duyurularını yaptık. Bize hakaret eden, tehdit eden, Alaaddin Çakıcı başta olmak üzere bir takım MHP ve ülke ocakları çevrelerine karşı da gereken suç duyurularını yaptık. Bunu da herkes bilsin, kendileri de bilsin. Biz hukuk diliyle konuşuruz. Kendi önlerine bir soruşturma dosyası gelir. O zaman yaptıkları hakaretin neye varacağını görürler. Bizim üslubumuz budur. Her zaman bunu söyledim. Haksızlığa karşı biz hakla, hukukla konuşuruz. Çakıcı hakkında da ve diğerleri hakkında da gereken suç duyuruları ve tazminat davalarını açmış durumdayım. Bize genel kurulda ve başka yerlerde hakaret edenler hukuk önünde gereken cevabı alacaklardır. Değerli arkadaşlar, bakın bu bana bir daveti. Bir başka skandal olayı gösteriyor. TÜRKBA üyesi, Türk Devletleri İşbirliği Komitesi, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TÜRKBA üyesi olmam dolayısıyla Azerbaycan'a bir gezi dolayısıyla TÜRKBA Genel Sekreteri tarafından davet edildim. Bu davette Sayın Numan Kurtulmuş da var. O da davet edildi meclis başkanı olarak. Ve 15. yıl dönümünde TÜRKBA geçmişin birikimi, bugünün gerçekleri ve geleceğe yönelik beklentiler temalı bir konferans ve resepsiyon düzenlenecek. Haydar Aliyev yılı ilan edilmiş Azerbaycan'da 2023. Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen Haydar Aliyev'de parlamenterizm başlığı altında bir konferans da tertip edilecek. Buna da katılacak TÜRKBA üyeleri. Ancak TÜRKBA üyesi olmama rağmen şu anda benim bu geziye katılmam mümkün değil. Neden? Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı uyduruk bir soruşturmada, bakın bir kovuşturma veya ceza da değil, soruşturmada, uyduruk bir soruşturmada hakkında yurt dışı yasağı konulmuş. Ne zaman konulmuş bu? 1 Temmuz 2021. Bu tarih size yabancı değildir. Hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ihlal verdiği gün hemen birileri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat vermiş. Aynı gün bakın. İkinci güne bırakmamışlar. 2 Temmuz'a bırakmamışlar. Aynı gün 1 Temmuz 2021'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hemen bir soruşturma açıp bir yurt dışı yasağı koymuş. Ben milletvekilliğine 16 Temmuz'da döndüm. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittim. Dedim ki, ya bakın ben milletvekilliğine de döndüm. Cezaevinden çıktığım için birileri tedbir almış, yurt dışı yasağı koymuş ama ben vekil oldum tekrar. Yani adli bir karar uygulanamaz. Ne saçmalık bu, ne hukuksuzluk. Kaldırın şu kararı. Evet, 1 Temmuz'da alelacele vekilliğe resmen mecliste dönmediğim için böyle alelacele bir karar almışsınız. 16 Temmuz'da ben vekilliğe geri döndüm. Bu kararı kaldırın. Hayır, kaldırmadım. Şu anda Anayasa Mahkemesi'ndeyiz. Ve ben bu yüzden TÜRKBA heyetine katılamıyorum. Dün akşam Sayın Meclis Başkanı Sırrı Süreyya Önder de ifade etti. Dün akşam biliyorsunuz mecliste Azerbaycan tezkeresi konuşuldu. Azerbaycan'a askerlerimizin gönderilmesiyle ilgili bir tezkere kabul edildi. Sayın Başkan Sırrı Süreyya Önder ne dedi biliyor musunuz? Çok çarpıcı bir cümle söyledi. Yahu dedi, ey meclis, Azerbaycan'a asker gönderiyoruz ama milletvekili gönderemiyoruz. Sayın gel.
Evet değerli dostlar, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Alaaddin Çakıcı ve bazı ülke ocakları yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Son olarak da Sırrı Süreyya Önder'in meclisteki konuşmasına atıfta yaptı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun atıfta yaptığı konuşma Sırrı Süreyya Önder mecliste bu yurt dışı yasağıyla ilgili Azerbaycan'a asker göndermeye çok heveslisiniz ama Azerbaycan'a asker gidiyor ama milletvekilleri gidemiyor diyerek tepki göstermişti mecliste. Geldik bir haberimizin daha sonra bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.